var sanırım. Sindro. Evet, LeBlanc destek. Leonard bırakmaz ama LeBlanc'ı. Mı acaba? Bırakmaz. Bir dakika. Ne yaptılar şu an? LeBlanc'ı ormana yolluyorlardı. Ben Holtot Sindro alacak diye düşünüyorum çünkü Leonard LeBlanc kesinlikle bırakmaz. Yani bırakıp Sindro almaz. Yani Sindro'da destek kullanılmaz mı? Kullanılır. Daha önce... Kullanılır mı ya? Şuradan hatırlıyorum ben. Trial Beandre buraya geldiğinde, Ustalar Vadisi'nde ben yanında nişancı oynuyordum. O da yanıma Syndra almıştı yayında. Syndra ile ne kadar agresif oynanabileceğini göstermeye çalışmıştı. Ve o zaman Trial Beandre Syndra ile yanındayken ben biraz daha güvendeydim. Çünkü hem sersemletebiliyor hem benim kadar hasar verebiliyor oyunun başında ve hani diğer safhalarında. Ve anlık hasarı ortisiyle beraber çok fazla arttığı için hani sadece tek bir handikapınız var. Hani karma gibisiniz. Yani sürekli dürtebiliyorsunuz, sürekli hasar verebiliyorsunuz, sürekli agresif olabiliyorsunuz ama bir kere yakalandığınızda veya bir kere geriye düştüğünüzde toparlanması birazcık zor oluyor. Çünkü kendini mi koruyacaksın, nişancını mı koruyacaksın? O süreçte tercih yapmak, hamleleri yapmak gerçekten birazcık alışık olmakla alakalı diye düşünüyorum. Bunu Holtot yapabilecek mi bilmiyorum ama hani yani aslında ilk kez göreceğiz zaman, herhalde hani ligde. Graves'de aslında 6. seviyede inanılmaz bir hasar var. Evet. Syndra'dan gelecek o kürelerle birlikte, hatta 2 tane daha küre daha çıkartırsa ultisinden gelecek hasar. Üstüne Graves'in ultisinden gelecek hasar. Hani yine öldürmese bile süründürecektir diye tahmin ediyorum. Bir de bu kraliçenin hakkı alabilir. Bununla beraber ekstradan alacağı büyü yetenek gücü Syndra'nın hani o direkt büyücü rolünü bürünmesini sağlayabilir. Yani tabii bu tip destekler her zaman işe yaramıyor. Hani biz böyle iyi şeyler düşünüyoruz ama hani LeBlanc'ın destek olacağını düşünür müydük hani o şeye kadar, BMF'ye kadar. Hani BMF'ye kadar LeBlanc'ın böyle bir arenada destek olarak kullanacağını çok fazla görmezdik. Timo'yu düşünür müydün abi? Timo ne ya? Hani tamam, o biraz daha fantezi, işin fantezi tarafı birazcık bana kalırsa ama kazandı ama fantezi mi kazandı? Kazandı ama hani LeBlanc bilmiyorum hani bazen dereceli sıralarda görebiliyoruz. Ama bu tür lig mücadelelerinde gerçekten riskli olduğu kadar da bazen iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor. Biz Syndra'yı ilk defa göreceğiz sanırım ligde. Lig boyunca. Ligde daha önce oynadı yok. Evet. Ha, destek olarak ilk defa tabii. Tabii destek olarak ilk defa göreceğiz. Yani ben zaman yani hepsinin... gerçekten bilemiyorum aslında yani. Ya alt koridor şu an inanılmaz kırılgan. Holtot'ta Sona'yı almadı ama Sona gibi yine kırılgan bir şampiyon aldı. Sinan'ın şöyle bir özelliği var. İki tane ağır kitle kontrolü var. Bir tanesi sersemletme, bir tanesi yavaşlatma. Evet. Ultisi sayesinde yine çok fazla hasar verebilme potansiyeline sahip. Özellikle yanında Gretsch gibi bir şampiyon olduğu için hani bu iki ultinin vereceği hasar birleştiği zaman hani Lucian'ı geçtim, bence Thresh bile orada düşebilir gibi geliyor bana. Yani Thresh'ten gelecek bir ölüm cezasında en azından bu zayıflara acıma yeteneğiyle beraber iteleyip hani sersemletebilir, birazcık kendinden itebilir. Bunu o amaçta kullanabilir. Ya da sık sık hani yapabileceği şey iradenin gücünü kullanarak sürekli oradan bir minyon alıp rakibi yavaşlatmaya, hasar vermeye, dürtmeye, çünkü mesafesi o iradenin bayağı yüksek. O yüzden bunu o şekilde kullanabilir. Bekleme süresi çok çok düşük, bir karanlık küresi var. Yani daha birinci seviyedeyken bile 3.8 saniye, yani 3 saniyelik, yaklaşık 4 saniyelik bir bekleme süresi olan karanlık küre sürekli dürtmeye yarayacak. Ama hani bilmiyorum başlangıç eşyası ne olacak? Birazdan geçeceğiz arkadaşlar oyuna. Maçımız başladı. Büyü hırsının marifetini almış. Evet, büyü hırsının marifeti Bruce Kaliçen'in hakkına doğru gidecek o eşya. Ve şu an işlevsel ağacını birazcık genişlettiğini görüyoruz Peximeti ile beraber. Sihirdar vadisine hoş geldin. Biliyorum, bakacağız yani. Ben gerçekten hani bilmiyorum nasıl bir alt koridor göreceğiz. Yani burada Holtot'un oynama şekli de çok önemli. Elinde şu anda çok fazla hasar verebilen fakat çok fazla yani çok fazla hasar verebilen, çok fazla kitle kontrolü olan fakat çok çok kırılgan bir şampiyon var. Hani Graves yakalandığı zaman hani Graves'i kurtarabilecek bir şekilde karşıdaki şampiyonu yavaşlatabilir veya sersemletebilir ki bunu yani yavaşlatmak yine bir nebze fakat sersemletmek gerçekten zor. Hani önceden attığınız küreyi doğru bir şekilde geri püskürtmeniz lazım ki o karşıdaki şampiyona çarpsın ve onu sersemletmeyi başarın. Hani sersemletmek gerçekten zor ama yavaşlatmayı kullanabilir. Şöyle bir artısı var bunun şimdi yani takımda Syndra gibi bir şampiyon destek yaptığı için
oyun mesela böyle 35-40 dakika uzarsa Atlas ekibinde gerçekten iki tane yetenek gücü taşıyıcısı olacak. Evet. İşte o zaten hani yani LeBlanc'a destek yapan unsurlardan birisi. Yani her ne kadar minyon kesmese de alabileceği en ufak asist ve katkıda sağladığı en ufak katkıda yani direkt küçücük bir yetenek şeyiyle büyü hasarıyla daha doğrusu çok yüksek şeyler çıkarabiliyor, hasarlar çıkarabiliyor. Yani bunu bilmiyorum. Üzerine yazdık çizdik ama söz Holitot'ta. Oyun içerisinde bakalım neler yapacak. Orta koridor bir hayli hızlı geçecektir diye düşünüyorum. Evet. Zed ile LeBlanc arasında. Zed şurikenleriyle sadece ve gölgeleriyle birazcık LeBlanc'ı haraslamaya çalışacak, yormaya çalışacak. Erken seviyelerde burada Zed'in aslında bir dezavantajı var. Yani evet. Yakın dövüşçü olduğu için Levenar onu çok rahatlıkla dürtebilecek. Şu anda gördüğümüz gibi biraz ittirmeyi başardı koridorunu. Oo, daha birinci seviyeden zaten üstüne gitmeye başladı. Vurkaç'ta hasar verdi. Evet. Ama aynı şekilde Zed de buna karşılık verdi. Üçüncü seviyeden sonra artık birbirlerine o kombolarını yapmaya başlayacaklardır. Yine kombolar konusunda Leylünehar biraz daha avantajlı. Çünkü hani Zed gibi bir tane daha bir gölgeyi takip etmesine gerek yok. Sadece hani kendi özelliklerini tutturduğu anda kombosunu yapmış oluyor. Rengar görünüyor şu an. Evet, Rengar şu anda gözüküyor. Altıncı seviyede yalnız bence Zed burada daha avantajlı olacak. Özellikle LeBlanc'ın yapacağı kombadan ultisini kullanıp kaçabilir. Yok. Orada bir şey oldu. Yani tabi Dux'ın göründüğünün farkında mı? Evet, farkında. Ama farkına vardı. Farkına varması lazım. Çünkü Evelyn onu izliyor resmen. Ama Evelyn'in mavisinde de bir zinet olması, bir görüş olması onu birazcık tedirgin ediyor. Evet. Çünkü elinden çarpla alıp oradan çıkabilir. Şimdi birebir savaşlar yukarıda başladık. Bir önceki savaşta Shivan Irelia savaşında bir önceki karşılaşmada galip çıkan Irelia olmuştu. Şimdi bakalım bu karşılaşmada ne olacak? Şimdi senin söylediğin gibi ittiren bir LeBlanc var ama yani bu süreçte Nonsept gerçekten minyon konusunda çok iyi işler yapıyor kule altında. Yani şu ana kadar sadece 3 milyonluk çok çok küçük bir minyon farkı oluşmuş. Güzel şimdi, kaçmayı başardı bu sırada Holitot. O ölüm cezasından eğer tutsaydı ikinci seviyede direkt üstüne atlardı ve derisini yüzle başlar diye tahmin ediyorum ben. Sırada Grace'in bayağı bir canı gitti. Aynı şekilde bu sırada Lucian'a da bayağı bir hasar vermeyi başardı. Alt koridor beklenildiği gibi hareketli. Oo, sersem etmeyi de başardı. Evet. Ha, devamı gelmedi. Bu sırada Evelyn orada LeBlanc'ın bir baskın denemesinde bulunacaklar. LeBlanc orada vurkaçını kullandı. Güzel. Ve oradan çıkmayı başardı. Güzel oyun Nonsense'den. Evet. Şimdi alt koridorda ittirmeye devam ediyor. Lucian'a bayağı bir canı azalmış. Aynı şekilde Grace'in de canı yine az. Ben ama burada Seç Turşu'nun biraz daha yine karlı olduğunu düşünüyorum. Hani Syndra Grace ikilisine karşı çok daha bilindik ve hani metada yeri olan bir alt koridor. Ama tabi burada Holitot'un ne yapacağı çok önemli. Şu ana kadar çok agresif oynayamıyor gibi bir görüntü var. Yani çünkü Syndra ne kadar dürtmeye çalışsa da ne kadar hasar vereceğim ben dese de Thresh var yani karşısında. Hani Thresh'e gerçekten atar yapmak birazcık zor. Çünkü yani eğer mesafenizi koruyamazsanız hiç ummadığınız bir anda bir bu arada iki taraflı bir baskın denemesi var. Orada üçlü çalıda karşılaştılar. Bu arada burada büyük bir hasar var. Şimdi üzerinde ilk kanı Grace dökmeyi başardı. Devamında orada bakalım Thresh kaçabilecek mi? Ölüm cezası geldi. Kule altına doğru çekti. Ama derisini yüz. Bol atışı geldi. Rengar oradan çıktı. Dux'ın da orada sessiz sakin Evelyn'i alıyordu. Evelyn orada neredeyse 30 canla 40 canla kaçmayı başardı. Yani bu arada Lucian orada konumlanamadı. Evet, Lucian orada kendini adeta koruyamadı Graves'ten, Graves ve Syndra ikilisinden. Biraz sanırım pozisyon almakta zorlandı. Böylece ilk kanı döken taraf Atlas ekibinden Dugachka oldu. Evet. Ve Syndra da böylece asist almış oldu. Şimdi üstüne gidecek. Üstüne döndüğünde büyük ihtimal bir AMK kılıcı bitirecektir diye düşünüyorum. Bir AMK kılıcı aldığında Grave gerçekten anlık hasar çok çok daha fazla olacak. Evet, bir AMK kılıcı geldi. Grave'den şimdi alt koridorun işi biraz daha zor çünkü aralarında evet. Büyük bir hasar farkı oluştu. Vampire yani, asayla başlamak zorunda kaldı. Lucian. Gerçekten senin söylediğin gibi yani parası çok büyük bir cuk yetti. O bu sırada Pokemon'un başı dertte.
Ama o Bola'dan sıçrayla çıkmak zorunda kaldı. Çünkü o Bola tutsaydı eğer yerine mıhlayacaktı. 5 tane öfkesi olduğu için Rengar'ın. Onu da kullanalım. Evet, bu arada Zed 6 olduktan sonra hazır Leblanc açılmışken cezalandırayım dedi ama ultisi yetmedi şu an için. Ultisini kullandırdı. Leblanc'a karşı 6. seviyeden sonra tabii birazcık yapabileceği şeyler de artıyor. Ama bu süreçte hala bu arada alt koridorda bir hareketlilik devam ediyor. Bu alt koridor bugün durmayacak gibi. Evet. Şimdi Graves orada birazcık tek başına kaldı. İşte bundan bahsediyordum. Yakalandığınızda Syndra'nın yapabileceği çok fazla bir şey yok yani. Hani ikisi de arkasına bakmadan oradan uzaklaşmak zorunda kalıyor. Ya eşya farkı olmasına rağmen burada kapışmayı AB ekibi kazanmayı başardı ve hatta Eroz da orada yakında orada bir baskın göreceğiz gibi gözüküyor. Evet. Rengar yalnız bu sırada AB'nin ormanına girdi şu anda. Kırmızı güçlendirmeyi almaya çalışıyor. Yalnız herkes orada. Başı çok büyük dertte. Oradan çıkmasının pek bir imkanı yok gibi ama sıçrasını kullandı. Bir ölüm cezası denemesi. Hayır, tutmuyor ve Dux'ın orada sıçrasını kaybediyor. Ama kırmızıyı da çalamadı. Dux'ın Evelyn gibi bir şampiyona karşı orman yapma seçimleriyle bence birazcık hata yapıyor. Hı-hı. Yani ikidir çok fazla zaman kaybediyor ve şimdi de sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Yani Evelyn bir kere nerede olduğunu göremiyorsun yani. Çünkü bir görüşü yok o yani. Evet. Hani en azından daha önceki yayınlarımızda da söylediğimiz gibi Evelyn'i takip etmenin en iyi yolu gidip kamplarına totem koymak. Hı-hı. Yani Evelyn'i göremiyorsun çünkü normal bir görüş totemini. Ama bunu da yapmadı. Yani şu ana kadar yapmadı. Ve bunu yapmadığı için de hani Evelyn nerede olduğunu görmeden karşı orman yapmaya çalışıyor. Bunu da canıyla ödeyecekti. Az kalsın sıçrası olmasaydı. Ve şimdi alt koridorda birazcık canını yenilemiş, biraz daha rahat oynayabilecek bir Atlas ekibi görüyoruz ama hala yani Graves canını yenilemesine rağmen canının 3'te 1'de kısmı yok. 4'te 1'i falan yok, evet doğru söylüyorsun. 6'ın 3'te 1'i 6'da 4'te 1'i değişecektir. Bu sırada Chris Angel'in başı dertte, Heroes orada sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Sanırım ilk olarak Pakim ile kapışıyordu ama doğru zamanda Heroes gelince Chris Angel geri çekilmek zorunda kalmış gibi gözüküyor. Yani ben hala şu tercih, ben mi yanlış biliyorum bilmiyorum, senin de yorumuna aslında ihtiyacım var. Şu seçimi anlayamıyorum ben. İki maçtır Irelia karşı Shyvana seçimi. Yani Irelia'nın, bilmiyorum, bana göre Shyvana'nın yeteneklere göre çok daha üstün çıkıyor yani savaşlardan. Aslında Renekton seçilir fakat Renekton'un şöyle bir dezavantajı var. Renekton 13. seviyeden sonra gerçekten çok fazla düşüyor takım savaşlarında. Yani gerçekten Hani 4'e 5 dönüyorsunuz ve oyun o seviyeye geldiği zaman... Ne oldu burada? Oyun o seviyeye geldiği zaman yani gerçekten Renekton'u düşünü hissedebiliyorsunuz. Shyvana'da böyle bir şey yok. Shyvana Renekton'a kıyasla çok daha fazla oyunu tutabilen bir şampiyon. Ama buna karşılık olarak senin de söylediğin gibi koridor safhasında Renekton'a kıyasla yine biraz daha fazla zorlanıyor. Hani ileriye karşı koridor safhası için evet Renekton'un daha mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Ama oyun geneline baktığınız zaman Shyvana daha doğru bir tercih. Yani Renekton'un çok fazla düştüğünden dolayı. Yani diyorsun ki hani koridor safhasında zorlanmasını o da zaten tahmin ediyor. Aha. Ama oyunun sonuna kadar daha garanti, daha net bir oyun oynamak istiyorsanız Shyvana tercihinde bulunmanız lazım diyorsun. Anladım. Ya Renekton'la mesela aldığınız zaman o sırada Lelinar'ın başı dertli, üstünde ölüm işareti var ama yetmeyecek gibi gözüküyor. Ben orada geri püskürttüm bu sırada. Evet, Atlas ekibi Ejderha'yı başlatmış durumda. Orada bir totem var. Bakalım. Totem de görünmüyor şu an. Çalmaya çalışacaklar mı? Almayı başardı. Son vuruşu da Dugachki yaptı. Atlas ekibi Ejderha'yı alıyor 10. dakikada. Evet, ilk Ejderha Atlas'a gitti böylece. Evet. Ve altın farkına baktığımız zaman 1300 altınlık bir fark var şu an için. Şimdi oradan Leblanc çıkabilecek mi? Vur kaçını kullandı. Tabii ki çok kolay değil. Leblanc gibi bir şampiyona karşı baskın düzenlemek. Bir önceki oyunda, günün ilk maçında Malzahar'ın Leblanc'a karşı ne kadar iyi bir ilaç olabildiğini görmüş olduk. En azından ultisiyle ne kadar iyi Leblanc'ı kitleyebildiğini gördük. Güzel kaçtı. Tugaç gördü, ölüm cezasından yakalanmış olsaydı başı dertli olabilirdi ama oradan güzel bir şekilde kaçmayı başardı. Evelyn yine geliyor. Leonard'ın başı yeniden dertli ama Burkaç'a rahatlıkla çıkabilecek. Yani bilmiyorum, burada Leonard'a böyle hani bodozlama bir baskın yapmak ne kadar doğru.
Aynen öyle. Yani çok rahat çıkabileceğim bir şampiyon burada Leviner. Bu arada İrele bir kez daha Şivana'yı zor durumda bırakmış orada. Şimdi orada güzel yenmedi orada. Çok güzel. Güzel yenmedi orada. Ölecek. Evet. Çıkması çok zor. Çok zor. Skor. Tamam. Rose'a gidiyor. Pakumi'den güzel bir oyun. Ultisi var mı dedim? Eğer ultisi varsa belki alabilir ama hayır canı. Evet, oo. Şimdi ultisi geldi. Yalnız geldi. Güzel kaçmayı başardı orada. Bakalım vurabilecek mi? Yalnız vuramadı. Çok güzel oyun Leyunar'dan. Gerçekten onu yemlemeyi alır, başarıyor. Alır, ve almayı başardı. Leyunar gerçekten çok iyi oynadı ya. Müthiş. Yani böyle bir yemleme... Concept... Nasıl yakalandı bilmiyorum böyle bir yemlemeye. Yani çok inandı. Şeyden sonra kaçması çok lazımdı. Inandı. Ölüm işaretinden sonra Leyunar... Sıçrayı attığı anda artık zorlamaması lazım. İki kulenin ortasında durdu. İki kuleden de hasar aldı bir tanesinde. Evet. Bir vuruşta. Fazla inanmak bazen bu şekilde sorun yaratabiliyor. Şimdi oraya gelmişken bir temizlik yapalım dediler. Şimdi orada da bir totem var. O totemi de temizlediler. 100 altınlık görüş totemi görevini buraya kadar yaptı. Tabii bu görüş totemleri çok çok önemli. Karşıda Evelyn varken sürekli olarak Rengar da bir görüş totemi koydu ejderha yolunda, nehirde. Şimdi yukarıda İrele karşısında tutunabilmiş bir Shyvana var. Minyon konusunda şu an gayet iyi durumda. 13. dakikaya girerken 103 minyonda bir İrele var, 104 minyonda bir İrele var. Ki Grace'den daha fazla minyon kesmiş görünüyor şu an için. Ya ben alt tarafın avantajını iyi kullanabildiğini düşünmüyorum açıkçası. Evet. Yani Grace ve Syndra ikilisi hem asistle hem de skorla başlayan alt koridor ikilisi olmasına rağmen ve hani agresif oynamaları gerekirken Thresh'in sanırım iyi performansıyla alt koridorda birazcık dengelenmiş. Lucian yani minyon konusunda öne bile geçmiş. Şu 6. seviye oldular aslında ama hala o komboyu yapmadılar. Alt koridordan bir skor haberi gelmedi böyle ani bir şekilde verilen hasar Grace'e Syndra'dan gelecek hasarla. Eğer bunu yapmadıysanız Syndra'yı niye alıyorsunuz? Yani Syndra'nın şu anda destek oyunu olmasının bence en büyük sebebi o ani hasarı. Graves'le birlikteki o ani hasar uyumu. Yani tabii 6. seviye biraz önce oldular. Ve o süreçte de alt koridor kulesi alındı. Alt koridor kulesi alındıktan sonra hani koridor safhası birazcık böyle erken sona ermiş gibi bir şey oldu Atlas takım için. O bu arada yine zor durumda Pokemon orada. Hala bakalım. Kapışıyor yalnız. Evet, çok doğru kapışıyor. Bir hareket. Ama çok güzel. Aldı. Çok güzel. Ejderha formundan sonra özellikle hasar farkı oluştu çok fazla ileriler arasında. Ve Pokemon orada skoru almayı başarıyor bu sırada. Eve'de, Evelyn'de pardon. Bir tane kule aldı orta koridorda. Yani Shyvana'da şu Beachwater Palace'ı ya gerçekten hani çok çok efektif, çok çok önemli bir eşya. Evet. Yani ekstradan bir yetenek kadar yani artı 100 büyü hasarı verebilen bir eşyadan bahsediyoruz. Aynı zamanda bir de İrele gibi bir şampiyonu yavaşlatabilen bir eşya. Aha. Ve bu ona gerçekten ekstra küçük bir yetenek sağlıyor. Ve aktifini kullandıktan sonra da iyi işler yapabiliyor. Birebir de orada İrele karşısında ilk kez galip gelmeyi başardı. Shyvana döndüğünde, İrele döndüğünde ise bir tane fırıltı almış. Arkanı vardı zaten. Üçlü kuvvet ilk tercihi olacak. Tabii koridorunu erken kaybettiği için, yani kulesini daha doğrusu erken kaybettiği için direkt bir savaş çizmesi almış. Rengar şurada hiç baskın yapmadı. Ama Evelyn'le aynı seviyede şey var. Bu sırada Eroz'u yakalayabilecekler mi? Hayır, yakalayamadılar. Güzel bir ulti geldi aslında. Sinan'ın başı dertli olabilir. Hemen sıçrasını kullanarak oradan çıkmak zorunda kaldı. Orada Rengar tercihi şu anda pek işine yaramadı Atlas 2000'in geçen evet. oyuna kıyasla. Evet. Hani baktığın zaman 58'e 60 milyonlar Evelyn'in arasında ve Evelyn bir tane skor almayı başarmış. Bunun dışında 2 kere 3 kere baskın yaptı. Üst koridora gitti, orta koridora gitti. Aşağı gelmedi sanırsam. Bir kere veya gelmiş olabilir. Rengar buna kıyasla sadece 1 veya 2 kez aşağıya gelmeyi denedi. Onda da eli boş döndü. Oyunu biraz hızlandırdı AWE takımı. O yüzden hani orta kuleyi ve yukarı kuleyi aldıktan sonra oyun bir anda böyle değişti. Ve orta alanda oynanmaya başladı. Sürekli
rakip ormanın giriş çıkışlarında, orta koridorda sürekli bir aksiyon var. 3'e 3'lük, 4'e 2'lik böyle küçük küçük savaşlar izlemeye başladık. Bu süreçte tabii ki her iki takımın da istediği şey oyunu birazcık düzenini bozup bir tarafın kendi stratejisini uygulayabilmesini sağlamak. Hani bu süreçte alınacak ufak ufak skorlar, alınacak global görevler çok çok önemli. Hatta bu süreçte ilk ejderhayı almayı başarmıştı. Şimdi orada tutan bir ölüm cezası kime tuttu? Holito tuttu. Şimdi ultisinin arasını hapsetmeyi başardı. Arka tarafta Sertan etti ama bu yeterli olmadı. Orada ejderhayı aldılar ama devamında şimdi Syndra, Shyvana pardon, oraya geldi. İriyle ultisiyle beraber yavaşlatmaya çalışıyor. LeBlanc oradan Vurkaç ile çıktı. Şimdi Shyvana orada kovalamaya devam ederken bu takım savaşının kazananı AB oldu. Aynen. Yani orada bir ejderha alındı ama bir de skor verildi Syndra. Yani Syndra'nın tercihi bilmiyorum. Hani oyunun başında görelim tarzında bir yorum yapmaya çalıştık ama yani şu an için çok efektif kullanılamadı. En azından sen de biraz önce söylediğin gibi bu arada LeBlanc yakalandı orada ama tabii arkası dolu olduğu için oraya şimdi hiç kimse gelmedi. Vurkaç'la beraber Shyvana'nın üzerine gitmeye çalışıyor. Bu arada Syndra orada Evelyn'i kovalayacak ama Evelyn karşı hata geçti, ultisini de kullandı. Orada Syndra'yı eritmeyi başardı. Şimdi oradan Irelia Evelyn'i aldı ama çıkabilecek mi? Bu arada Zed ne yapıyor arka tarafta? 2'de 2 yaptı. Evet. Yani şu anda 2'ye kaç? 2-2 mi oldu değişim? 2-2 oldu. Evet, yine 2-2 oldu aslında. Ortada giden bir takım savaşı. Fakat orada Syndra çok fazla ileri açıldı. Bir de orada Zed bence bir hata yaptı. Ultisini Syndra'nın üstüne kullandı. Syndra zaten 3 kişinin arasında girmiş, yani zaten ölecek. Orada bir de ulti atmanın ona çok fazla manası yoktu bence. Şimdi Longsept'in başı tertti. Thresh orada yardımcı olmaya çalışıyor ama hayır, yetmiyor. Lerner bir skorda almayı başardı. 3-0-0 oynuyor şu anda. Evet, şu an 5 skorun 3'ü ona gitmiş. Şu an Atlas'ta en iyi durumda olan oyuncu Lerner. Zed'in gölge oyunlarına karşı kendisinin de illüzyon oyunları devam ediyor. Ve genellikle savaşlardan galip çıkan taraf LeBlanc oluyor. Biraz önce Zed 2'de 2 yapmasaydı şu an hala 0-2 105 milyon kesmiş. LeBlanc'ın oldukça gerisinde olan bir Zed görüyor olacaktık. Şimdi yavaş yavaş tabii oyun şekillenmeye başladı. Dakika 18'e geldik. İkinci ejderhayı aldı Atlas. Ama bunu almasına rağmen, iki ejderha almasına rağmen kulelerde geride olması ve global olarak şu an baktığımızda küçük küçük minyon farkları da oluşmuş durumda. Hı-hı. Alt koridorda ve üst koridorda. Bu da çok küçük bir altın farkına sebep olmuş. Şu an 1000 altınlık küçük bir altın farkı var. Lucian orada kırmızı bir güçlendirmesini alıyor. Bir sorun olacağını zannetmiyorum ben. 1000 altın söylediğin gibi. Yani dakika 20 için çok büyük bir fark çok değil. Hatta küçük, aynen. Bayağı küçük bir fark, yani herhangi bir eşya farkı yaratmayacaktır. Şu an iki takım da hala oyuna tutunmuş vaziyette. Yani oyuna tam olarak kontrolünü ilan etmiş bir takım göremiyorum. Skorlar 5'e 5. Kuleler 2'ye 1. AB'nin üstünlüğü var ama Atlas'ta da ejderha üstünlüğü var. Yani Atlas şu an istediği oyunları aslında çok iyi yapamıyor. Yani bir an önce orta koridoru veya üst koridoru alması gerekiyor. Bir şekilde İrelia'nın ayrı gittirme durumuna geçmesi gerekiyor. Çünkü ışınlarına bakıyorum, aktif değil herhalde. Bu arada oraya geldi ve patlattı. Tek bir komboda Thresh gibi bir şampiyonu almak. Evet. Lerner artık iyice durdurulmaz bir güç haline gelmiş gibi gözüküyor. Daha tıka çıkacaktır oradan Vurkaç sayesinde. Evelyn'den gelen ulti boşa gitti. Ya Atlas ekibinin şampiyon dizilimi onları çok rahat bir şekilde savaş başlatma ve savaş başladıktan hemen sonra geri çekilme taktiklerini uygulama fırsatı veriyor. Şampiyon dizilimi. Evet, oyun orada şu an uzak var. Evet, oyun bir hayli ortada şu an. Şimdi İreyle oradan çıktı. Geldi oraya hemen. Uçar bıçaklarıyla beraber Zed'in üzerinde büyük bir hasar var. Sırçasını kullanmak zorunda kaldı. Grace'den bir ulti geldi ama o Koni biçiminde devamında vereceği hasar vermeyince Zed oradan uzaklaşmayı başardı. Ama onu püskürttüler. Onu püskürttükten sonra acaba orta koridorda kuşatma devam eder mi? Hayır. Onlar pek oralı değiller. Alt koridorda ittiren bir minyon dalgası var. Grace orayı tercih edecek. Tabii Grace oraya gidince orta koridordan da ittiren bir ikili var. LeBlanc'a infaz evet. Geldi ama yani. Lerner'dan
Evet. Yani çıkmak zorunda kaldı orada Vurkaç'ıyla. Yani çok yanlış bir tercih ya. Çok yanlış bir tercih. Yani orada Zed'i alıyorlar. Almıyorlar daha doğrusu. Zed oradan üstüne dönmek zorunda kalıyor. Yani eksiltmişsin. Devam et, orta kuleyi kuşat. Yani alt koridordaki o minyon dalgası, hani alt koridorun canı bakıyorum. Hani full neredeyse. Hani o minyonlar o kuleyi almayacak belli. Evet, minyon işte ihtiyacını karşılaması için Graves'in oraya gitmesi mantıklı ama bari sanki orta kuleyi alsa biraz daha kazançlı çıkacaklardı. Ama onlar bunu yapmadı ve devamlı kendi kulelerini kaybettiler. İrelia bir nebze olsun bunu dengelemek adına üst koridorda kuleyi aldı ama şu an başı dertte olabilir çünkü Shyvana oraya doğru geliyor. O çalıya hiç bakmadı bile. Devamlı ittirilmiş olan minyonlarının peşine düşmüş durumda Shyvana. Şimdi Atlas'ın bir şekilde o orta kuleyi kuşatması ve o kuleyi alması gerekiyor. Kuşatma konusunda da işte Atlas'ın şampiyon üzerimi çok iyi durumda değil. Yani genel olarak takım savaşı yapmak için biraz daha uygun şu anda. Yani Leylunera'nın eline bakıyor birazcık. Girecek, çıkacak. Evet, oradan girip oradan birini eritecek ve en azından geri yollayacak, bir şeyler yapacak. Leylunera da ölüm atış pençesini yapmış. Zihirbaz popuçları var üzerinde. Bir infilak değneği ve bir de kuvvet kitabı var. İki tane de Doran'ın yüzüğü var. Şu an tüm çantalarının slotlarını kullanmış durumda. Bir ejderha daha çıktı. Üçüncü ejderha ve yani çok çok kolay ejderha yaptıran bir AV takım var. Yani bedava ya. Bak orada görüş var hem de yani. Hani görüşe rağmen üçüncü bedava şey yapıp ejderha yapıp eşitliği sağladı. Atlas ekibi çok daha koordine bir şekilde oynuyor. Tabii AV ekibinde yaz mevsimi final, yani yaz mevsimi boyunca çok fazla kara değişikliğine gitti. Evet. Bahar mevsimi finallerinden beri tam böyle bir takım olmamış gibi bu sefer Brax'ın içeri girmiş fakat geri çekildi. Thresh'ten kaçan bir ulti var. Ölüm cezasıyla Rengar'ı içeri çekmeyi başardı. İnfaz geldi bu sefer Lucian'dan üst tarafa doğru. Holtot'u düşürmeyi başardılar. AV ekibi harıl harıl çalışıyor resmen. Orada Irelia'yı da düşürdüler. Şimdi içeride LeBlanc'ı buldular. LeBlanc'ı da düşürdüler. 3 tane skor almayı başarıyorlar sadece Rengar ve Graves ikilisi kaldı şu anda Atlas ekibinde. Yani orada Thresh'in muazzam performansıyla tutturdu. 2 tane ölüm cezası 2 skor getirdi. Yani Atlas şu an için senin söylediğin gibi biraz daha koordine olması gereken, biraz daha birbirine alışık bir kadroya sahip olan bir takıma sahip, oyunculara sahip en azından. Ama şu an için yani Holitoad tamamen işlevsiz bana kalırsa. Evet. Yani hani şu tercih hiç işe yaramadı. Hani hiç işe yaramadı. Hani en azından zayıflara acıma yeteneğini kullansa, hani o hiçlik küresiyle beraber sersemletebilse, kendisinden iteleyebilse en azından bunu kullanabilir ama onu da kullanabilecek pozisyona gelmeden anlık bir şekilde eriyor. Aynen öyle. Ve Zed arka arkaya 2'de 2 yapmaya devam ediyor. Hani şu an 4 skoru var Zed'in ve o da artık büyük bir tehdit konumunda. Bir kere Evelyn çok iyi pozisyon alıyor. Yani çok iyi konumlanıyor. Takım savaşlarına çok iyi giriyor. Bu süreçte hani biraz daha LeBlanc ve Graves'in kullanılabilmesi için savaşı birilerinin Atlas'ın başlatılması gerekiyor. Daha iyi takım savaşları yapılması gerekiyor. Şu süreçte baktığımız zaman takım savaşını başlatan taraf her zaman AV. Hı hı. Yani biz savaş istiyoruz. Biz geliyoruz. Yani ya Thresh'te ya Shyvana'yla. Aynen öyle. Ellerinde bir kere Thresh gibi bir şampiyon var. Yani Syndra'yla karşılaştığım için söylüyorum bunu. Syndra'ya kıyasla hani takım için çok fazla işçiliği var. Takım savaşı başlatabiliyor, takım arkadaşlarını koruyabiliyor. Çok fazla kitle kontrolü var. Bir daha yakalandı Holtot, içeri girecekler mi? Hayır, arkası dolu olduğu için bu sefer AV bunu düşünmedi. Thresh Syndra farkı aslında şu an iki takım arasındaki takım savaşı başlatabilme ve başlatamama farkını yaratan şey burada bence. Ya Syndra'dan böyle çok güzel bir sersemletme gelecek ki belki o zaman ama yani. Sersemletme nerelere kullanılıyor? Orada bir hiçlik birisi yaratıldı ve şimdi Shyvana üst koridora gitti. Ayrık ittirme yapacak. Işınlarına güveniyor. Irelia de aynı şekilde ona karşılık verebilir aslında. Karşısında durabilir bu süreçte. Çünkü orta koridordan süper minyonlarla ittiren ve gücüne güç katan bir AV ekibi var. Oradaki işi bittikten sonra yukarıdan ittiren Shyvana'ya yardıma gidiyorlar. Orada bir hareketlilik olacak. Rengar ve LeBlanc şu an üstünde. Graves'i doğal olarak orta koridorda ittirilmiş olan süper minyonlara karşı koymak için orada küçük bir defans yaptı. Tekrar takım arkadaşlarına katılıyor. Bakalım buradan çıkarabilecekleri spesifik bir şampiyonla beraber gerçekten istemediği bir savaşa girebilir Atlas. Şimdi orada sersemletme geldi.
Shivan oradan çıkabilecek mi? Hayır. Orada ultisini kullanmak zorunda kaldı. Defans var kullanarak ulti çıktı. Ya birazcık acele etti sanki. Evet, bence yürüyerek çıkabilirdi zaten ama ulti kullanmasına pek gerek yoktu gibi, ama herhalde orada biraz heyecan yaptı. Yalım sonucu girdi, içeri girdi. İki kişilerin üstüne ultiyi tutturmayı başardı. Geri çekilecek Atlas ekibi. Skor vermeyecek ama kule gidecek gibi gözüküyor. Bu sırada orta koridorda minyonlar, süper minyonlar ittirmeye devam ediyor. Oradaki kuleyi aldı şu anda ABH ekibi. Yalnız Atlas'ın işi çok zor. Yani gerçekten çok zor. Şu an kompozisyon olarak istediklerini yapamıyorlar ve yani Zed'den muazzam hasarlar çıkıyor. Evelyn'den çok güzel konumlanarak yapılan hamleler görüyoruz. Şu ana kadar eğer Atlas bu şekilde devam ederse takım savaşları başlatamaz şekilde. Hani kabullenmişler yani şu an. Onlar takım savaşı yapsın, başlatsın. Biz de bunu bir şekilde karşılık vermeye çalışalım durumundalar. Orada bir yemleme mi olacak acaba? Acaba orayı bir arayıcı mercekler temizlediler mi? Eğer temizlemedilerse çok işlerine yaramaz. Arayıcı mercekler. Evet, şimdi Sindira oraya doğru yaklaşıyor. Holitot bir kez daha mı yakalanacak? Yakalanacak gibi. Oo, ama ölüm cezasına kaçtı ama Zed'den kaçamadı. Evelyn bu soru düşecek. Double Anchor'a tek atmayı başardı Evelyn'a. Ama kendi de düşecek. 2'de 2 yapan bir Zed. Zed 2'de 2'lere devam ediyor. Şimdi bu iki skorla birlikte AB ittirmeye devam edecek. Tuzaklar işe yaradı. Evet, işe yaradı. Orta koridora ittirmeye devam ediyorlar. Tabii şu an ittirilmiş bir koridorları olmadığı için de avantajıyla geçiremiyorlar. İnhibitör doğacak orada. Evet, doğdu zaten. İnhibitörü de orada ikinci kez rahat bir şekilde almayı başardılar. Ve oradaki görevleri tamamlandıktan sonra hemen ayrılıyorlar. Bir ceplerindeki altına bakabilir miyiz? Aynen. Ben de şimdi bakmak istiyordum. 1500 altına 600 altın, 2500 altın var Lucian'da. Genel kazanılan altınlara bakıyorum şu anda. 9600 altın, 8600 altın. Üst koridorda Shivana Irelia ile arasında 1000 altınlık bir fark yaratmayı başarmış. Ormanda 1600 altınlık yine bir fark var. O ekranda kalsaydık. Heh. 1600 altınlık bir fark var Evelyn ile Rengar arasında. Orta koridora bakıyorum. Neredeyse yok. 400 altınlık ufacık bir fark var. Çünkü iki şampiyon da, hem Zed hem LeBlanc, ikisi de skor almayı başarmışlar. Biri 6, biri 5 tane skor almış. Minyon farkı yok denecek kadar az. 3 tane minyoncuk var. Alt koridorda nişancılar arasında yine 700 altınlık bir fark var. Lucian'ın lehine. Bu da yine aslında en büyük fark ormanda oluşmuş. Evet, en büyük fark ormanda oluşmuş. Burada şimdi şöyle bir şey var. Grace aslında 2 tane skor almış. Minyon farkına baktığım zaman 16 minyonluk bir fark var. Yani çok yok gibi. Ama burada Lucian'ın kulelerden kazandığı ekstra para var. Atlas'ın kule ve ejderha sayısı bunu yetmemiş. Bu sebeple Lucian ve Grace arasında böyle bir fark oluşmuş. Desteklerde de 200 altının yine ufak bir fark var. 6300'e 6100 altın. Yani ben bu sırada bakayım kimde ne sıkıntı var. Lucian düştü orada. Bu süreçte tabii Lucian'a baktığımız zaman 6 tane asist yapmış. Hı-hı. Yani takımda Thresh'ten sonra en fazla asist yapan oyuncu konumunda ve bu da onu doğrudan 700 altın arada bir fark oluşmasını sağlamış. Yani şöyle bir baktığımızda üstüne döndüğünde zaten Arkan'ı vardı. Bu Arkan'ı direkt bir üçlü kuvvete çevirecek. Ve üçlü kuvveti çevirdiğinde Grace arasındaki hasar farkını bayağı bir azaltacak. Yani Grace'in üzerinde bir kanıtlamış vardı, bir son fırsatı var, bir coşkusu var. Hani o da gayet iyi durumda. İkide skoru var zaten. Ama hani şu an bunlar aslında evet bir detay ama yeterli detaylar değil. Yani takım savaş kazanacak detaylar değil. Çünkü şu an için bir sıkıntı var. O da Atlas bir şekilde savaş başlatamıyor. Evet, Atlas'ın yani gerçekten savaş başlatma konusunda çok büyük sıkıntıları var. Aslında Atlas ekibinde bir Rengar var. Yani ultisini açtıktan sonra bir anda takım savaşına başlayabilecek. Karşı takımın üstüne atıp takım savaşını başlayabilecek. Fakat Dux'ın bu özelliğini hiç kullanmadı. Dux'ın genel olarak oyunda yok. 0-1-1. Artık görünüyor değil mi ultisini açtığında? Şöyle, ultisini ilk bastığı zaman görünmez oluyor. Evet, yoldayken görünüyor muydu? En son bir değişme olmuş. Yok, Rengar'da. Yani şu anda gözükmüyor. Üstüne atladıktan sonra görünür hale geliyor. Fakat açıldığı zaman da ekstradan şey kazanıyor, hareket hızı kazanıyor ve saldırı hızı olması lazım. Bir de hemen kontrol edeyim. Evet, sadece %35 saldırı hızı kazanıyor ve vahşetleri o zaman doldurmaya başlıyor. Eskiden ultiye bastığın anda vahşetler doluyordu, artık ilk bastığın anda sadece
%15 hareket hızı kazanıyor ve görünmez oluyor. Aynı Twitch zamanda gibi yani. Aynen öyle. Aynen Twitch'in Q'su gibi. Hatta Twitch gibi hasar alırsa da bu görünmez olması 3 saniyeye kadar 3'e çıkıyor. 3 saniye kadar uzuyor. İlk saldırısı da pasifiyle olduğu gibi, yani çalıdayken ve pasifiyle olduğu gibi üstüne atlıyor şampiyonun. Evet. Açıldığı andan itibaren de çok yüksek bir hareket hızı kazanıyor. Evet, yani bu görünmezliği halen hala. Orada iki kelime bir araya birleştirmek zorunda kalınca yani Dux'ın bu süreçte tabii ki bu ultisini çok efektif kullanamadığını söyleyebiliriz senin de söylediğin gibi. Yani bir şekilde savaş başlatmak için Dux'ın ulti atıp en azından içeriden Zed'i duyuşunu işaretleyerek bir şeyler yapması gerekiyor ki LeBlanc ve Graves'in hasarları da bu takım savaşlarında yeterli olsun. Çünkü şu an Syndra yani bir var bir yok gibi bir şey. Aynen yani. Aynen öyle. Syndra şu anda yani hiç işlerine yaramadı haftası. Yani 4'te skor vermiş durumda. En azından hani ultisini bir şekilde kullanabilse, hani o güç patlamasını bir şekilde birine boşaltabilse hani belki çok yüksek hasarlar çıkabilecek ama hala üzerinde hani bu kraliçenin hakkından başka hasar verebilecek bir eşyası yok. Şimdi Lucian hala üstüne dönmüş değil. Şimdi bakalım üstüne dönecek. Yavaş yavaş iki tarafta kırılma noktaları arıyor. AWE genel kompozisyon bakımından bir tık önde. Takım savaşı başlatabiliyorlar, istediklerini yapabiliyorlar. İpleri yavaş yavaş eline almaya başlayan bir AWE var. Bir Baron savaşı ile beraber bence bir hayli değişecektir işler. 506'lık işte fark yaratmayı başarmışlar Atlas darlarında. Ama söylediğimiz gibi oyunu hala tamamen koparmış durumda değil. AV ekibi Atlas'a tamamen düşmüş durumda değil. Bu arada Shivan'a çok güzel bir hamle yapıyor. Alt koridorda. Ağır iktirmeye başladı. Evet, alt koridoru aldıktan sonra da devam ediyor ve Baron'a en uzak koridorda İrelia'yı çağırıyor şu an resmen. Şimdi İrelia oraya gelirken Zed'de aynı şekilde ayrı ittirme yapıyor. Yani şu an AV oyunun son 10 dakikasını ayrı ittirmelerle ilgi dağıtarak takımı Atlas'ı dağıtarak tek başına ejderha yapacağımız o şey. Hayır, yanlış bir şey. Diğer takım arkadaşları da geldi. Evet. Geldi ama yani birazcık yanlış çünkü orada bir baron var. Bakalım baron var. Başlayacaklar mı? Zed'de bu sırada yine ayrı kitirmeyi alamışlar. Şu anda 1-3-1 taktiğini mi uygulayacaklar ama tabii barondaki o şeyden dolayı ejderhayı bıraktılar. Baronu risk etmek istemediler ejderhayı alırken. Aynen, yani bir ejderhaya orada baron verilmez. Onlar da bunu erkenden fark etti ve hemen döndüler, ejderha orada kaldı şimdilik. Şimdi LeBlanc orada avını bekliyor. Şimdi tabii orta koridordaki inhibitörün hala kırılmış olması, alınmış olması süper minyon akımına sebep oluyor orta koridorda. Bu süreçte de tabii defans yapmak hani bir nevi taşıcıların işine yarıyor. Çünkü üzerinize gelen akın akın minyonlar var ve bu minyonlarla sürekli besleniyorsunuz. Şimdi orada bir totem temizliği yapıldıktan sonra orada görüşte olmayınca AV barona girdi ama bunu erken sezdi. Şimdi orada bir sıçra kullanıldı. Rengar oradan çıkabilecek mi? LeBlanc oradan vurkaç ile çıkmayı başardı. Arkada ne doğru bu sırada? Lucian orada ileriye almayı başardı. Devamında infaz geldi. Çok yüksek bir hasar var Leylunar'ın üzerinde. Şimdi Shivan'a kovalayacak. Vurkaçını kullandı. Mahvolmuş karanın kılıcı geldi. Sıçrasını kullandı. Son bir alevini püskürttü ama yeterli olacak mı? Hayır. Vurkaç gelecek mi? Bakalım son bir vurkaç yapabilecek mi orada? Vurkaçını kullandı ama birazcık uzaklara gidiyor Leylunar. Şimdilik kendini kurtarmayı başardı ama oyunu mu bitiriyorlar? Evet, oyunu bitirmeye çalışıyorlar orada. Nişancıları yaşıyor. Şu an orada bakalım Helios'uz bak devam edecek mi? Oo, bu arada LeBlanc arkada. Evet. Shivana'yı almaya çok yakındı. Pakumi orada hayata tutundu resmen. Üzerinde bakıyorum hayalet pelerini var. Bir tane Randuin alameti var. Tarafta çok küçük mikro hamlelerle şu anda bence hala yani böyle çok fark yok. Hala bence eşit çıkıyor takımlar bu savaşlarda. Şimdi ejderhayı alacak AWH ekibi. Bu ejderhayı birlikte 1000 altınlık daha bir fark yarattı Atlaslarında. Toplamda 5000 altınlık fark var şu anda. Oyunun daha hani kopma noktasına geldiğimizi ben düşünmüyorum. Ama Syndra burada böyle yakalanırsa sıkıntı olabilir. Evet, ölüm cezası tuttu. Holy Tot yine düşecek, yine düşecek, yine düşecek. Son vuruş Heroes'dan geliyor. Bu sırada Leylunar'ı yakalamayı başarmış ve patlatıyor adeta ölüm işaretiyle birlikte. Lonesap önce Syndra yakalandı, sonra LeBlanc yakalandı. Üstüne çok büyük ihtimalle Baron da gidecek artık.
Yani bir önceki küçük takım savaşında da yine aynı senaryo oldu. İki kişi yakalandı. Bir inimitör kaybettiler. Şimdi iki kişi yakalandı. Baron için mücadele ediyorlar. Bu arada arka tarafta Shyvana Irelia inandı. Ultisini kullandı. Rengar ve Irelia'nın canları bir hayli azalmış durumda. Orada Hitan stili geldi. Şimdi bizde Grace öldü. Grace öldü orada. Baron'un Baron'a fazla yanaşınca. Evet. Öyle gözüküyor. Baron'u rahatlıkla alacaklar. Shyvana da ittirmeye başladı çoktan. Mavi takım Baron'la çok evet. Baron'u almayı başardı abi. Evet. Syndra ve LeBlanc'ın küçük hatası AV için büyük bir zafere dönüştü. Aynen öyle. AV işte bu hamlesiyle artık gerçekten farkı açtı, kontrolü elde etmiştir diye tahmin ediyorum. 54 bine 46 binlik bir altın evet, 8 var. 8000 altınlık fark var. Baron güçlendirmesi var. Artık diğer takım yani yapılacak diğer takım savaşında Atlas ekibi çok fazla ayakta duramayacaktır AV'ye karşı. Yani gerçekten bu maçlık en azından hani olmadı. Evet. Syndra olmadı. Rengar da çok oldu diyemem. Yani Rengar'ın da söylediğim gibi aynı şekilde. Yani oyunda yok Rengar. 0-1-1'i oynuyor. Yani Rengar'ın bu özelliklerini kullanamazsanız yani bir kere ben şunu çok çok merak ediyorum abi. Şimdi Rengar'ı biz neden alındığını söylemiştik bir önceki oyun. Riggle'ın feneri yaban alevine dönüşüyor diye. Değil mi? Hani bu eşyanın gelişmesiyle beraber bu tür şampiyonlar ortaya çıktı demiştik. Mastery gibi, Xin Zhao gibi, işte Rengar gibi. Ama şu an baktığımız zaman Madrid'in pençesi duruyor hala. Hı hı. Hani üzerinde daha onu niye tutuyor acaba? Hani hırpalayan var, mahvolmuş kralın kılıcı var. Ama o Madrid'in pençesi yaban alevine döndürülmemiş. Şimdi bir ölüm cezası geldi. Bir de üstüne Zed'den ulti geldi. Bakalım yetecek mi o? Ve evet orada Zed ulti sayesinde görünmez Rengar'ı almayı başardı. AVE ekibi artık o bitirici vuruşu yapmaya geliyor. Üstün içine girdiler. İnhibitör canlı ama çok rahatlıkla alabilecekler. Abramus'a da ultisini kullandı. Geri çekilmeye çalışan bir Grace var. Güzel bir ölüm cezası orada Irelia'yı yakaladılar. Saçısını kullanarak geri çekilmek zorunda kaldı Irelia. LeBlanc da aynı şekilde Vurkaç'ta geri çekiliyor ve Nexus kulelerine vurmaya başladı. Şu anda AV ekibi Syndra tekrardan düşüyor. Zed yine adeta tek attı diyebiliriz. Evet yani Pataküte savaşa girseler bile kazanabiliyorlar şu an AV takımı. Ya. Evet. Yani Atlas ekibinin yapabileceği çok fazla bir şey yok. Söylediğimiz gibi Syndra tercihi Atlas ekibinin çok işte...